Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Osman Hoca. 40. dönemimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hiç vakit kaybetmeden hemen sorularımıza devam ediyoruz. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisini, ötekilerden farklı bir noktadan işareti getirmeli diyor bize. buz gibi bir havada birkaç kilometre zorlu bir yürüyüş yaptık. Kestane ağaçlarının çevirdiği bir bahçe yoluna diyor. Burada özellikle son bölüme baktığınız zaman sanki eksiltir cümle var gibi ama kestane ağaçlarının çevirdiği bu bahçe yolunda yürüyüş yaptık diyor. Yani devrik cümle var. Bu cümlenin yüklemi var. Dolayısıyla birine gelmesi lazım. Nokta gelecek. Peki önümüzde koskocaman ahşap bir çiftlik evi E ee diyoruz. Bakın büyük harfle devam etmiş ve o zaman demek ki çiftlik evinden sonra ee, bitirmişiz ama yüklem yok. Eksetili cümle. Yani buraya ne gelmesi lazım o zaman? Üç nokta gelecek. Arkamızdan Dolan başlığı karanlık kasvetli bir yol e diyoruz. Bakın büyük harfle başlamış. Yani eksiltir cümle. Koyu gri gökyüzü ise simsiyah diyoruz. E diyoruz. Yani bakın yine yüklem yok, büyük başlamış. Yine son bölümde e, pencerelerden birinde belli belirsiz hafif bir ışık e diyoruz. Bakın yani devamı var ama devamı söylenmemiş ve büyük harfle başlamış. O zaman 4 işaret e, 4 yeri 3 nokta geldi. A şıkkında zaten nokta demiştik. İşaretleyip hemen geçiyoruz. Soru 22. Bu parçada 6 çizili sözlerle Montaigne ile ilgili olarak anlatılmak istenenler e, hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor bize. E, bakalım ama e, okumakla arası hoş olan hatta bir yandan yazmaya da gönül vermiş kendi çapında bir şeyler kırılamaya çalışan herkesin yolu Montaigne'den geçmiştir desek abartmış olmayı sanırım. Hele ki bir deneme yazarsanız Montaigne'den el almışsınızdır kuşkusuzluğu. Burada e, genelde boşluk doldurma sorularına söylediğimiz gibi birden fazla ifade varsa son bölümden başlamak lazım. Yani hele ki bir deneme yazarıysanız Montaigne'den el almışsınızdır kuşkusuz. Aynı düzey, düzeyde okur kitlesine sahip olun. Bakın e, A'nın ikinci bölümü biraz saçma olmuş. El e, yani Montaigne'den el almışsınızdır kuşkusuz derken yazdıklarının benzerini ortaya koymak. Yani bir beklesin. E, C şıkkında anlatımının etkili, etkilerine, yapıtlarına yansıtmak. Ki zaten B'ye yakın duruyor. E, bu da beklesin. D'de B'nin ölçütlerini dikkate almak. Bu biraz alakasız. E, yine E'de olaylara bakışını gözlemlemek alakasız. O zaman e, B ve C şıkkını kendi içinde bir daha değerlendirelim. Ne demişti birinci bu, e, öbeğimizden önce? Kendi çapında bir şeyler karalamaya çalışan herkesin yolu Montaigne'den geçmiştir desek abartmış olmayız. Yani yapıtları değerlendirmek biraz daha ciddiye duruyor. Ama bir yapıtını okumak yani şöyle değerlendirebiliriz. C daha mantıklı. Yani Montaigne'den yolu geçmiştir desek abartmış olmayız. Yani öyle ya da böyle herhalde bir yapıtını okumuşuzdur diyor. Artı bir de son bölümde bakın deneme yazarıysanız e, ondan el almasınız diyor. Demek ki bu deneme yazılarının e, anlatımın etkilerinden etkilerini yansıtmış da olabiliriz arkadaşlar. Bu da doğal bir şeydir. Onun için C burada en uygunu diyoruz. Soru 23. E, diyor ki hangisinde birden çok ses olayı vardır demiş bize. E, A şıkkında e, taşıma su ile değirmen dönmez derken e, burada e, ile kelimesinin iyisi düşmüş diyebiliriz ama e, bunda genel ÖSYM kullanmıyor arkadaşlar düşme olarak ya da bunu almış olsak bile zaten başka bir e, ses olayımız yok elimizde B'de boş gezmek dantan bakın sertleşme var e, bunun dışında başka bir e, ses olayı göremiyorum C şıkkında dost bin ise e, düşman birisi çok durtur. bakın burada bir sertleşme var beklesin D şıkkında Ağustos Ağustos da ta bakın sertleşme var yine zemirde karnını o var derken karını karnı ünlüşmesi var yani iki tane e, ses olayımız D şıkkında var e, E'de her güzelin bir kusuru vardır derken burada e, ses olayı yok e, cevabımız D şıkkı ama Burada e, dikkatli arkadaşlarımız şunu hemen göreceklerdir. Hocam C şıkkında çok durda anladık bir sertleşme var ama e, mesela dost Ben ise ya da düşman bir ise ulama var. Hocam bu da e, ses olayı değil mi? E, ulama da ses olayları içinde verilir ama kendisi doğrudan bir ses olayı mıdır? Değildir. E, neden? Çünkü e, biz burada e, görüntü itibariyle herhangi bir Ses olayı görüyor muyuz? Bin ise derken bir ise görmüyoruz. Ama D şıkkında nedir arkadaşlar? D, dönmüş. Bakın bir değişim var burada. Sertleşme var. Karnını derken I'nın düşmesini görüyoruz. Net bir e, ses olayımız var. Dolayısıyla e, birçok soruda ses olayı sorularına ulamak gelir ama burada D şıkkı varken artık ulamayı ses olayı almadan geçebiliriz arkadaşlar. Ama tabii ki de e, ulamayı buraya koymasalar daha iyi olurdu düşüncesindeyim. Peki 24 e, bölümlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor bize. Bir de 1965 T e, Sertleşme kuralına uyulmuş. Yani bir yanlışlık yok. Devlet tiyatrolarına beklesin. E, tek perdelik insan ve emek aldı derken e, bir eser adı var. Büyük harfle başlar aradaki bağlaç küçük yazılmış. Doğru. Sıradışı ifadesinde dış ayrı yazılıyor. Doğru. TV derken büyük harfle yapılan bir kısaltma bu da doğru noktasız aynı zamanda bu da doğru e, ikiye dönüyorum devlet tiyatroları derken bir defa bu resmi bir kuruluş kurumdur devlet tiyatroları e, derken arkadaşlar kelimeler büyük olmalıydı dolayısıyla iki bariz bir hata değil hemen geçiyoruz 25'e geldik bu parçaya göre hangi söylenemez diyor bize e, metnimizi hemen bir değerlendirelim. Bir şeyler öğrenmek için bir şeyler okumak isteyenler genelde şu soruyu sorarlar. Önce nereden başlayalım? Okuma alışkanlığı olmayanların daha ilk sayfasında sıkılmaya başlayacakları kitaplarla okuma eylemini gerçekleştirmelerine olanak yoktur. O nedenle önce nereden başlayalım sorusuna hep aynı yanıtı veririm. Okuma zevkinin tadına varmakla. Okullarda gözden kaçan bir konudur bu. Öğrencide okuma zevkinin gelişip gelişmemesinden çok. Öğrencinin bir şeyler öğrenmesine önem verilir. Hatta öğrenciye sıkıntıdan çatlayıp patlasa da mutlaka okuma önerilir. Öğrenci de okulu bitir bitirmez, bütün kitaplarını yakayacağına, yakacağına yemin eder. Oysa okuma zevki, okuma tiryakiliğine, okuma tiryakiliği de okuma, okuma disiplinine dönüşmedikçe sistemli bilgi birikimine gidebilmek kolay değildir diyor. Yani burada eğer biz e, kitap okuyacaksak nereden başlamak durumdayız? bizim hoşumuza gidecek, okuma zevkimizi artıracak kitaplar okumalıyız. okuma zevkine dedikten sonra da artık içinde bilgi olan kitapları da okumaya başlayabiliriz. Onları da onları okuyacak bir kafa da bizde oluşabilir demek istiyor. Peki A'da hangisi söylenemez demişti bize değil mi arkadaşlar? A'da kitap okuma alışkanlığı aşama aşama gelişen bir süreçti diyor. Evet önce okumaz okuma zevkimizi ...geliştirecek kitaplar okumalı falan demişti. Sonra bilgiye geçilmeli demişti. A gider B'de okuma zevki kazanılmadan okuma alışkanlığı kazanılmaz. Zaten B'de A'nın aynısı. C'de öğrencilere kitap okumaları için yapılan dayatmalar onları okumaktan soğutmakta. Hatta kitabı yakacağını düşünenler çıkıyor doğru. D'de okullarda okumanın yerleştirmesi konusunda yanlış bir yol takip edilmeli. Evet zaten bu yöntem yanlışlığı anlatıldı burada. E'de ilk okunacak kitaplar mutlaka yazarların tavsiyeleriyle seçilmeli diyor. Burada onlara uygun kitapların seçilmesinden bahsedildi. Onların okuyacağı kitapları yazarlar seçmeli, yazar seçsin gibi ifade geçmiyor. E şıkkı burada kesinlikle yok diyoruz. Peki hemen geçelim 26. sorumuza. Yine bir notlama işareti sorumuz var. E, notlama hangisi hangileri yanlış kullanılmıştı diyor bize. E, bakalım hemen. Bugün öğrenmek için okuyoruz, yarın anlamak için, öbür gün keyfimiz için demiş arkadaşlar. E ne olmuş diyoruz? Yani buradaki 3 nokta doğru. E, peki tüm bu sebeplerin tek başına ana sebepten kaynaklandığını düşünüyorum ben. İhtiyaç demiş. Neymiş? Bu sebeplerin tek ana sebepten kaynaklandığını düşünüyorum. Neymiş o tek ana sebep? İhtiyaç örneklerin ve açıklamaların önünde noktalı virgül değil. Kesinlikle ama kesinlikle iki nokta olur kardeşim. İki şıklarda olacak. İkin olmadığı şıkları ne yapıyorum? Eliyorum. Peki bir zaten neydi arkadaşlar? Doğru demiştik. Peki C şıkkında 6'ya bakalım. 6'da bir yanlışlık var mı diye değerlendirelim. Şöyle önceden başlayalım. Said Faik'in yazmaya dair söyledikleri okuma için de geçerli sanırım. Ee, okumasak ölürüz söyledikleri okumak için ne geçerli sanırım demiş. Neymiş onun söyledikleri? Okumasak da ölürüz. Yani 5 yine açıklamanın önünde olduğu için doğru. Ama okumasak ölürüz diyor. Cümle bitmiş. Yüklemi var. Buraya niye 3 nokta koyalım ki arkadaşlar değil mi? 3 nokta değil. Burası ne olmalıydı? Nokta olmalıydı. O zaman 2 ile 6 da yanlışlığı bulduk. Hemen geçebiliriz artık. 27'ye geldik. Bu parçada görüşlerini dile getiren sanatçıdan hangilerini söylemesi beklenemez diyor bize değil mi? Peki hemen bakalım. Ünlü yazar bir yazısında şöyle diyor. Kanımca yazı yazmak coşku, hafifçe melankoli, taşkınlık gibi psikolojik bir biritidir. İnsan yazarlık hastalığını sürekli olarak içinde taşır. Ben bu hastalığa dayanamayacak hale gelince yazabilen birisiyim. Neden yazılır? dünya acılı olduğu için yazılır. Duygular taştığı için yazılır. İnsanın kendi çelişkilerinden sıyrılması çok güçtür ama insan bu bir kez bunlardan sıyrılmaya görsün. O zaman yaşamı kendi egemenliği altına alabilir. İşte böylesi bir egemenliği bir iki kişiye daha tattırmak için yazılır. Çünkü insan özgür, insanın özgürlüğü kendi dünyasına egemen olmasıyla başlar. Dünyasına egemen olan insan acıları coşkuyla, sevgileri Sevgisizliği sevgiyle dönüştürebilir diyor. Bize söylenemeyecek olanları sormuştum. Bir de yazının ruhunda bir duygu paylaşımı olduğu söylenebilir diyor. Evet arkadaşlar burada zaten duygular taştı falan diyor arkadaşlar. Yine acılarını paylaşmak vesaire. buna benzer bir ifade geçti. Bir gider. E, i̇kide yazarlar az veya öz yazmaya dikkat etmeli diyor. Bir defa bu metnin konusu yazarı yazmaya iten şey ne? Niye yazdığını anlatıyor. Burada az ve öz yazmak yani kısa ve öz yazmakla alakalı bir şey geçmiyor. İki kesinlikle metinde geçmiyor. Bunu rahatlıkla eriyebiliriz. üçe gelelim. insanlar yaşadıkları kimi sıkıntılardan kurtulmak için kurtulmak için kalemi eline alır diyor. Evet burada içinin taşması, dünyanın acılı olması yani bunları bir şekilde yazıya dökme isteği e, duygusu uyandırıyor arkadaşlar. Üç de var. Dörtte yazarlık tutkuyla yürütülebilen bir sanatsal uğraştı diyor. E, zaten sürekli içinde taşımak var arkadaşlar. E, dolayısıyla bu da gider. Burada bariz olan şıkkımız yani bahsedilmeyen yer neresi? İkiydi. İki şıklarımız da D'de geçiyormuş. İşaretleyip hemen Geçelim diğer sorumuza. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi içerikle ilgili diyor. Bakın içerik e, demek e, sözü edilen bir metnin veya cümleden e, cümlede bahsedilen şeyde konu ile alakalı bir şey bul anlamına gelir. Biz genelde sorularda denemelerde e, bir metnin üslubu ile ilgili bilgilerin sorulduğunu görürüz. Yani Üstüpla ilgili, anlatımla alakalı. Ama bu sefer içerik istenmiş bizden. O zaman bakalım. E, A'da yazar anlatacaklarını haykırmadan tam tersine sessizce okura sezdirerek fark ettirecek. İncecik ayrıntılar üzerinden yol alıyor bu kitapta derken. Buradan e, anlatacaklarını nasıl anlattığını değerlendirmiş. Bir anlamda üsluba doğru, üslupla alakalı şeyler var. Ama neyi anlattığını ben göremedim burada. İçerikle alakalı bir şey yok. B'de bu noktada yazarın yazarın Firuzan'la bir edebi yoldaştığı olduğunu hissettim kendi açımdan. ben öyle hissettim ama yazarın bunu anlattığını ben bilmiyorum. Yani bu da gider. 3'te çocuk bakışı öykü metinlerine farklı kazandırdığı gibi anlatılanları daha naif olarak duyumsamamızı sağlar diyor. Yine ben içerikle alakalı bir şey denemedim. 4'te kitaptaki öykülerin çoğunda yer alan sürpriz finallerin ee, okurun şaşkınlığa düşürülmesi ayrı bir başarı olarak nitelendirilebilir diyor. Ee, yine burada içerikle alakalı bir şey göremedim. Ee, beşte annelerin yaşadığı travmalar, bakın dikkat ve onların onların kişide kalan izleri olabildiğince yazınsal bir söylem, kurgu ve tarz ifade ediliyor diyor. Yani annelerin yaşadığı travmalar ifade ediliyor, anlatılıyor. Yani E şıkkında net bir içerik ifadesi Gördük. Peki hemen geçelim 29'a Burada bu parçanın anlatımı ile ilgili Hangisi söylenemez demiş bize ee, Hemen metnimizi isterseniz bir okuyalım ee, Tüylü e, Tüylü kanatlı sıcak kanlı Çeşit çeşit renkli yumurta ile Çoğalan omurgalı hayvanlardır Kuşlar ee, Bir defa Yaklaşık 10 bin civarında yaşayan En kalabalık e, tetrapod omurgalarıdır derken bir bilgi veriliyor burada e, kuşlarla ilgili. Açıklamayı bir elemek lazım. Ağaç şıkkında ben gördüm. E, yine e, Kuzey kutbundan, Güney kutbundan dünya üzerindeki tüm ekosistemlerde yaşarlar. E, bazı kuş türleri öyle renklileri sahiptir ki bu özelliği insanoğlunu mest ederler derken. Bakın mest etme. Belki beni mest etmeyebilirdi. Duyguları da içerdi. Eee Sonra, e, kuşların e, göz alıcı renklere sahip olmasının temelinde ise karşı cins etkilemek yatar. E, dünyanın neresinde olursanız olun, tüm kuşlar renk ve süslerini karşı cins etkilemek için kullanır. Hatta bunu yapan genelde dişiler değil erkeklerdir. Güvercin ya da tavus kuşu olması fark etmiyor. E, kuş türleri genel çoğunda erkekler kişilerden daha çarpıcı renklere sahiptir diyor. Burada e, bir defa e, ikileme var mı arkadaşlar? İkileme çeşit çeşit. En başta varmış arkadaşlar. E, belirleyelim. E, bir de arkadaşlar bu bir anlam sorusu. C şıkkında farklı duyulardan yararlanmış diyor. Mesela e, burada biz kuş, tüylü kuşların kanatlarını falan e, okuyunca görmeyle alakalı olduğunu düşünüyoruz. Ama mesela onların ötmesi, Onların çığlıkları falan geçiyor mu? Burada geçiyor mu? Geçmiyor. Metinde bunu biz göremedik. Yani birden fazla duyu yok burada. C şıkkı beklesin. E şıkkı ise bakın dil bilgisi e. sorusu. Yani cümle türü dil bilgisiyle alakalı bir şey. Bu şık yani anlam şıkları içerisinde dil bilgisi şıkkı geliyorsa genelde bu doldurma şıktır arkadaşlar. Ne demek doldurma şık? Yani aslında öylesine konmuştur. Cevap değildir anlamına gelir. Ee, mesela son iki cümleye ben bir bakıyorum. Ee, güvercin ya da e, tavus kuşu e, olması fark etmiyor bir cümle sahiptir bakın bir cümle. Sıralı cümle var burada İki yüklemle virgüle bağlanmış. Ama bakın ilk cümleye bakıyorum tek yüklem var. Artık tek yüklem basit bile çık bakmama gerek yok. Yani dediğim gibi aslında boşuna bakmamıza gerek yok ama baksanız aynı yere geleceksiniz. ...bunu direkt eleyebilirsiniz. Cevabımız... ...C şıkkı oldu. Evet geldik 30. sorumuza. Bu parçanın bütününde... kalkmacılık sanatı ile ilgili olarak... ...hangisinden söz edilmektedir... ...diyor bize. Şimdi... Ee, ...metni bir okuyalım isterseniz. Bütününde diyor. O zaman bütünü iyi kavramamız gerekiyor bizim. Kalkmacılık ahşap veya başka bir maddenin... ...bazı kısımlarını oyarak buraya daha değerli... ...başka madenden veya maddeden parçalara kesip gömmek suretiyle yapılan süsleme işidir. E, kakmacılık çok çoklu bir sanat olan olarak Osmanlı'dan günümüze kadar gelmiştir. Kakmacılık, bakır, altın, gümüş, pirinç gibi maddelerin işlenmesinden oluşuyor. E, kakmacılık yaparken sadece desenin işlenmesiyle iş bitmiyor. Tasarımın yapılması, eserin şeklinin ortaya çıkarılması, kakma yapıldıktan sonra değişik formlar verebilmek gibi hünerlerin birleşmesi gerekiyor. Bu sanatın bir okulu yok. Ee, günümüzde tamamen usta çırak ilişkisiyle öğrenebilecek bir e, sanat dalı diyor arkadaşlar. Yine burada form demişti. Fünar ee, falan demişti. Evet şimdi bakalım arkadaşlar. A'da değişik çe çeşitleri olduğundan diyor arkadaşlar. Ee, evet e, değişik çeşitleri var ama hani bakır, altın falan filan e, bize bütününden e, söz et, yani bütünden neden söz edilmiştir demişti. Onun için burası kapsamaz. B de günümüzde unutulmaya yüz tuttuğundan diyor arkadaşlar. Hani eğitimi falan günümüzde bakın okulu yokmuş. Evet. Belki düşünebiliriz ama metnin tamamını kar karşılamıyor bu. C'de öğrenebilmesi yetenek gerektirdiğine derken burada hüner gerektirdiğinden bahsetti. Yani bu gider. E, D'de Osmanlılara özgü bir sanat e, dalı olduğu diyor. Yine kökü Osmanlı'ya dayanır falan filan demişti. Bu da do, bu da var ama e, yine sadece burası değil. Ama E-Şıkkın'a bakın dikkat e, nasıl bir sanat dalı olduğundan söz ediliyor desek e, bunun tarihçesine girdik türüne girdik. E, ne bileyim işte usta çırak ilişkisiyle devam ettiği günümüzde hemen hemen yok olmaya yüz tuttuğu veya işte hüner yetenek gerektirdiği gibi bakın. Yani E-Şıkkın'daki ifade metnin tamamını karşıladığı için A E şıkkına gelinceye kadar bütün şıklar arasında bir alt e, cevap burada E oldu gördüğünüz gibi. 31 bir parçada sözü edilen öykülerle ilgili hangisine değinilmemiştir diyor bize? E, öncelikle e, bir metnimizi okuyalım. Yazar bu öykülerinde her şeyden önce şiiri gözetiyor. Şiir onun evrenini oluşturan ana kaynak. İmgelerini şiir dünyasından alıyor. Onları düz yazının olanakları içinde sanatsız bir dille değerlendiriyor. E, bu metin adacıkların etrafında çocuk düşleri dolu tüm öteki şiirsel metinlerini toplayarak onları biraz sevgi haline dönüştürüyor. Kitabın iç kurgusunun kendinden önceki formları aşan sıra dışı niteliği tam da bu noktada doğru ulaşıyor. Yazar ayrıca çevre felaketlerine dikkat çekmek, çocuklara daha güzel bir dünya bırakabilme konusundaki duyarlılıklara okuru yoğunlaştırma amacıyla e, bölüm başlarındaki üst metinlerde e, çevre duyarlılığı işliyor diyor. Şimdi A'da e, süslü söyleyişten uzak durunlara derken sanatsız, bakın sana sız bir dille değerlendirmek A gider. Biçimsel açıdan farklılıklar derken burada e, önceki formları aşan yani form şekil demek arkadaşlar. O zaman biçimsel e, yani şekilsel alıcıdan farklı taşıdığına diyor. D'ye giden, didaktik nitelikte barındırdığına diyor. Burada özellikle çevre felaketlerine dikkat çekmek, yine en sonunda metinlerde çevre duyarlılığını işlemek, öğretici nitelikte atıcılığını gösteriyor. D şıkkında, çocuklara seslenen bir anlatımla yazıldığına diyor. Şimdi arkadaşlar burada çocuk düşleriyle dolu. Çocukça hani belki üslup olabilir. Yine burada çocuklara güzel bir dünya bırakmaktan bahsetti ama burada ee, ne diyor? Bakın dikkat. Çocuklara daha güzel bir dünya bırakabilme konusundaki duyarlılıklarla okuru yoğunlaştırma amacı diyor. Ya yani burada çocuklara sesleniyor değil. Arkadaşlar e, genel bir okur var. E, e şıkkında şiirin olanaklarına yaralanıldığına diyor. Zaten imgelerini şiir dünyasından alıyor derken bunu direkt söylemiş. O zaman D şıkkını ne yapıyoruz? diyoruz. Peki 32. Bu parçada şiirle ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi denmiş bize? Metnimiz metnimizi okuyalım isterseniz. E, şiirin matematiksel bir şey olduğunu düşünürüm. Bazı sesleri eksitseniz gürültüyle gürültüye dönüşebilecek bir beste gibi. Bir kelime çıkarsanız sonuçları yanlış çıkacak bir denklem gibi diyor. Zordur şiir. Yine örnek vermeye devam ediyor şiiri anlatabilmek için bir mimarinin hatalı binası bina yapmasına benzer. Kötüsü yıkılır dökülür. insan e, i̇nsanoğlunun hayata karşı satranç oyunudur şiir. Kötü şiiri hayat mat eder. İyi şiir hayata karşı galip gelir. Gelecek kuşaklara ses verir, umut verir. Yani kalıcı hale gelir falan diyor. Peki şimdi buradan e, A şıkkında içeriğiyle anlatımın uyumlu olması gerektiği yani biçimle e, içeriğin uyumlu olması gerektiği söyleniyor ama arkadaşlar tam kapsayan bir ifade değil. Çünkü burada baya bir edebi ifadeler vardı. B'de müzikle iç giren bir yazısal tür olduğu. E, hayır böyle bir arkadaşlar e, ana şeyi çıkartamayız. C şıkkında sanat olarak mükemmelliği istediği ve en küçük kusuru affetmediği bu beklesin arkadaşlar. Değerlendireceğim. D'de sözcüklerin çağrışım gücünü okura hissettirdiği e, ve E'de hep ileriye taşıyan yasal türlerin başında geldi derken bakın C şıkkı e, metnimizi kapsayan bir ifade neden derseniz bir defa matematiksel bir şeyden bahsetmişti. Çünkü sesleri eksilseniz e, gürültüye dönüyor. İşte ne bileyim kelime çıkarsanız e, yanlış çıkacak bir denklem oluyor. E, işte ne bileyim işte yıkılacak olan bir binadan falan bahsediyor değil mi arkadaşlar? Yani e, o zaman burada e, kusursuz olmalı en ufak bir hata olmamalı gibi bir anlam çıkıyor arkadaşlar dolayısıyla C çıkında en küçük kusuru affetmediğim e, yani birçok noktada çok dikkatli e, yazılması veya dikkat gerektiren bir sanat olduğunu ne yapıyor bize gösteriyor peki o zaman C dedim hemen 33'e geçelim e, bu parçada hangisi anlatılmak istenmiştir diyor bize e, metnimi hemen okuyorum sinemanın olayları canlı olarak sergilemesi, televizyonun yargınlaşması, roman ölüyor mu sorusunu daha ciddi boyutlara taşımıştır. Fakat romandan atılan incelikler, duygular örülen atmosfer filmlerde yeteri kadar verilemediği için sinemanın hiçbir zaman romanı yeni tutamayacağı açıktır. Beğenen bir filmin romanını okumak ihtiyacın duyulması da bu gerçeği doğrulamaktadır. Tabii romanın sinemaya kaynaklık etmesi de onun yaşamasını düzumlu, Kılmıştı diyor. Yani aslında bir anlamda arkadaşlar, romanın artık kendi içinde bir takım önemli özellikleri olduğu, hatta işte özellikle ne diyor arkadaşlar sinemaya falan kaynaklık ettiğinden bahsedildi, ama sinemanın romanı yeni tutmadığından falan bahsetti. Yani roman kendine has özelliği olan bir türdür gibi bir şeyler var burada. Peki bir de şıklara bakalım isterseniz. A'da teknolojik gelişmelerin insanları okumaktan bütünle uzaklaştırdı diyor. Bir defa konu bu değil. Konu e, sinema ve roman arasındaki ilişkiydi her şeyden önce. B'de roman türünün önemini koruduğu ve her zaman gündemde olduğu. Beklesin arkadaşlar burası. C'de duygu düşüncelerin ancak romanla en etkili biçimde aktarılabileceği diyor arkadaşlar. E, burada e, yani mesele duygu düşünce aktarımı düşünce duygu aktarımıydı da bunu en iyi roman yapar gibi bir şey arkadaşlar buradan çıkartılamaz. D'de sinemanın beslendiği ana kaynağı romanların oluşturduğu. İşte romanların sinemaya kaynaklık ettiği söylendi ama yani sinemanın beslendiği ana kaynak romandır ifadesi geçmiyor. Bunların hepsi çeldirici arkadaşlar. E'de romanların filmi uyarlamasının yanlış olduğu. Arkadaşlar yanlış demiyor ama neticede kitabın tadını vermiyor diyor arkadaşlar. Bu illa hani filmini çekmeyin demiyor adam arkadaşlar. Peki o zaman B'ye dönelim. Ee, roman türünün önemini koruduğu ve her zaman e, gündemde olduğu diyor arkadaşlar. Hani burada roman ölüyor mu diye soru vardı ya arkadaşlar. Ee, hayır ölmüyor kardeşim diyor. Doğru mu? Yani romanın yeni tutacağı açıktır falan diyor. Hiçbir zaman romanın yeni tutmayacağı açıktır diyor. Roman hala yazılmaya devam edecek falan filan diyor arkadaşlar. Yani B şıkkı burayı kapsayacak şıktır diyebiliriz. Peki 34 parçanın anlatımı ile ilgili hangi söylenemez demiş bize? Hemen metnimizi bir okuyalım. Allah Boğcu insanlar uzun ömürlü olsun diye yaratmış derken ünlü tarihleri de ne kadar da haklıymış. Boğcu ada kalabalık olmasına rağmen bunu atmıyor. İnsanları kalabalık olmasına rağmen bunu atmıyor derken burada şu C şıkkındaki karşıt durumu ben hemen eledim. Hem kalabalık ama bunu almıyorsun mesela bu gider. E, sakin sakin daha çok bir tatilin yanı sıra yeni yerler keşfetmek ve bir deniz molası vermek isteyenlerin e, durağı bu güzel belde. Kemiklerime kadar huzur hissettiğim tatil e, ne, tatilde neler mi yaptım diyor soruyor okuyucuyla konuşur gibi yazmış. Yani sende benim anlatım ifadesi gider e, kendi e, Yine arkadaşlar bu adam e, a, yukarıda alıntıyı da ben hemen fark ettim. Çünkü E şıkkın alıntı demiş arkadaşlar. E, kalan kısma bir bakalım. Kendi hazırladığım kahvaltı ile başladım güne. Bambuların arasında yürüyerek sahile ulaştım. Yüzdüm yüzdüm yüzdüm. Sahilde kitap okurken uyuyakaldım. Boğacadan'ın sokaklarında gezerken kendime bir de şiir şey kitabı satın aldım diyor. Arkadaşlar Düstel Öge burada yok. Düstel Öge deyince böyle mecaz ve söz sanatlarına dayalı ne bileyim çokça benzetmelerin, kişileştirmelerin falan olduğu bir metin olmak durumundaydı. Böyle bir şey yok. Biraz önce birkaç soru önce bahsetmiştim. Bakın değişik yapılı cümle demiş yine. Aynı şeyi kullanmış farkındaysanız. Bunlar doldurma şıklardır. Yani anlam bilgisi şıklar içerisinde dil bilgisi şıkkı doldurmadır. Mesela şöyle bakın. Yüzdüm yüzdüm yüzdüm. Bakın sıvı cümle. Ama sahilde kitap okurken uyuyakaldım. Bileşimde bakın tek yüklem, filmsi falan var. Yani baksanız bile zaten elemek zorundasınız ama bence bakmaya gerek yok. Peki geliyorum 35. sorumuza. Ee, bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir diyor bize. Ee, öncelikle fantastik edebiyat son zamanlarda ortaya çıkma çıkmadı. Anlatının varoluşundan beri gözümüzün önünde Efsaneler ve destanları kim yarattı sanıyorsunuz? Sözde edebiyat insanın hayat gücünü ne sınır koymadı? Şimdi de yazılı edebiyat buna bunu kabulleniyor. Gençlere gelince onlar insan olun yap, yapamayacağı şeyleri yapılmış görmeyi, en azından düşleyerek gözünün, elinin bedenin ulaşamayacağı güce ulaştığını okumayı seviyor. Bu durum ister istemez fantastik edebiyata olan ilgi artıyor demiş bize. Peki A'da fantastik edebiyat günümüzün genç ve dinamik yazarları nasıl etkiliyor diyor arkadaşlar. Burada e, nasıl etkilediği değil de niye gençler buna iyi gösteriyor gibi bir şey olabilir belki. Yani bu gider. B'de gençlerin duygu dünyalarının şekillenmesinde fantastik edebiyat ne kadar etkili oluyor? Ne kadar etkili olduğuna dair bir ifade burada geçmiyor. E, C'de fantastik edebiyatı sınırı zorlayan anlatımı okul tarafından yadırganıyor mu? Burasının zorlanması falan belki geçiyor gibiydi. Sınır koymadı diyor. Ama e, yadırganıyor mu ifadesi e, metnin dışına çıkmak oluyor. D'de günümüz fantastik edebiyatında anlatılanların gerçek dünyada bir karşılığı var mı diyor. Bu da tam metni karşılamıyor. E, ama e, E'de dikkat son zamanlarda gençler neden fantastik kitapları daha çok tercih ediyor diyor. Bakın son zamanlarda dedi. Burada son zamanlarda deyip bunun cevabı olduğunu anlıyoruz artı e, gençler neden Fantastik kitapları tercih ediyor dedi. Gençlere gelince derken de niye tercih ettiğini devamında anlattı. Yani metni tam karşılayan pardon e, soruyu tam karşılayan e, metne göre baktığımızda e, ancak E şıkkı oluyor. Daha doğrusu E'deki soruyu karşılayan metin olduğunu görüyoruz. Peki 36 bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar demiş biz arkadaşlar değil mi? Bakalım Edirne tarih boyunca adım adım giderek büyüyen, gelişen tipik bir kentleşmeden çok geriye dönüşlü bir kentleşme sürecini izlemiştir. Bu durum diyor bakın iki birin devamı esas olarak Edirne'nin coğrafi konumunun öneminden kaynaklanmıştır. Denilebilir ki ülkemizde hiçbir kent coğrafi konumuna Edirne kadar bağlı bir kentleşme süreci izlememiştir. Hani coğrafi konumunun öneminden kaynaklanıyordu. Coğrafi konumuna göre hani kentleşme süreci izlenmiştir diyor. Bir defa 3 de ile 2'nin devamı. 4'e bakalım Edirne tarih boyunca sayısız saldırı ve işgale uğradığı gibi çeşitli zamanlarda yangın, yer gibi bir takım olaylarla karşıya karşıya kalmış diyor. Bakın burada Edirne'nin tarihi başına gelenlere değinmeye başladı. Bunların neticesinde derken bakın bağlıyor. Zaten 6'da büyük ihtimalle 5'in devamı olacak. Biz 4'ten itibaren bölebiliriz. O da nerede geçiyor? C şıkkında geçiyor gördüğünüz gibi. 37-38 aynı metinden sorumuz ama ben soru sayfamızı almadığı için diğer sayfamızda devam edeceğim. 37 ne diyor? Bu parçada anlatılmak istenen hangisi demiş bize. Yani bir ana fikir soruyor aslında bize değil mi? Peki bakalım hemen metnimizi okuyalım yazar eserleri haftalar aylar süren bir çabayla özenle yazar. Estetik ilkesini binbir sancıyla dil ve kurgusuyla sağlamaya çalışır. Ee, ancak eserini anlatmak istediklerini çeviri yoluyla başka bir dile aktarması öteden beri önemli bir sorundur. Ee, çünkü çünkü edebiyatta özün yani kitabın içeriğinin başka bir dile çevrilmesi yeterli olmaz. Önemli olan üsluba, anlatım tekniğine, kurguya ilişkin özelliklerin çeviride orijinaline ee, en yakın haliyle yansıtılmasıdır. Yazanın söyledikleri ve söyleme biçimleri e, üzerinde çokça durmaya gerektiren bir konudur bu. Örneğin Rilke'nin romandaki kendine özgü anlatım tekliflerini yansıtmayan düz bir çeviri yani Rilke'nin kendine özgü anlatım tekliflerini yansıtmayan çeviri e, Rilke'nin eseri sayılabilir mi? Rilke eserle aynı kumaştan olduğunu göstermeyen bir, bir çevirinin yazarın sanat gücünün bir benzerini ortaya koyduğunu iddia etmek gündünç olmaktan öteye geçmez diyor biz arkadaşlar. Burada çeviri yapmak için çevirilen çeviri yaptığınız arkadaşlar metnin orijinal orijinaline sadık kalmak, en yakın biçimde çevirebilmek. Bunu yapmak için de sanatçının az buçuk anlatım tekniğini bilmek falan gerekiyor dedi. Şöyle kuşatıcı olan bir şık bulmamız lazım. A şıkında ne demiş? İnsanın başka edebiyatları kendi dilinde tanıma olanağı ancak nitelikli çeviriler yoluyla gerçekleştirilir. Burada e, bizim e, nitelikli eserleri tanımamız değil de çevirinin nasıl olması gerektiğine dair bilgi vardı. Bu gider. B'de çevirmenin eseri belli mesafede durması ve çevirdiği esere duygularını karıştırmaması gerekir derken burada yani duygularını karıştırmamak gibi bir ifade yok. Burada e, olduğu gibi e, çevirmek belki yani duyguyu katlamayı düşündürebilir ama burada sanatçının e, ee, anlatım tekniğini vesaire de bilmeyi gerektiriyor. Yani bu karşılamaz burayı. C'de çevirmen ana dili ve çevireceği dilin inceliklerini, zenginliklerini bilmeli, güzelliklerini sezebilmeli diyor. Burada belki hani e, ana dili hani e, çevirmen e, çevireceği dilin zenginliklerini bilmeli hani olabilir diyebiliriz ama burada sanatçının da tekniğini e, üslubunu vesaire bilmek gerekiyordu arkadaşlar. Bu da gider. daha. D'de iyi yapılmış bir çeviri okurun reverse dedeki kazanmasında önemli rol oynar. Alakasız bu. Çevirmenlik E olmak zorunda bir bakalım. Yazarın anlatım özelliklerini edebi zevkini de yansıtabilmeyi gerektiren bir uğraştı diyor. Yani sadece dili bilmek yetmiyor arkadaşlar. Yazarın anlatım özelliğini edebi zevkini de bilmeye gerektiriyor falan dedi. Yani özellikle Rilke'nin örneğinden zaten biz bunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Yine Rilke'nin öncesinde de şu bölümde bunlardan bahsedildi. Peki 38'e geldik. Yine aynı metin ee, diyor ki bu parçada geçen çevrilen eserle aynı kumaştan olduğunu göstermek diyor. Yukarıda hani e, şu bölümden başlayalım. Rilke'nin romanındaki kendini özgü anlatım tekniğini yansıtmayan düz bir çeviri hiç Rilke'nin eseri sayılabilir mi? Çevrilen eserle aynı kumaştan olduğunu göstermeyen bir çevirinin e, yazarın sanat gücünü bir benzerini ortaya koyduğunu iddia etmek gününç olmaktan öteye geçmez diyor bize. A'da yazarın dünya görüşünü eksiksiz yansıtmak diyor. Burada yani onun dünya görüşü bizi ilgilendirmiyor. Yani e, metne göre baktığımızda zaten onun sanat sevkini anlatım tekniğini falan bilmek bilmek de gerekiyor değil mi parçada? Dolayısıyla bu olmaz. B şıkkında özgün bir söyleyişle ortaya koymak. Ee, bir defa eserle aynı kumaştan olmak özgünlük. Alakasız arkadaşlar. D'de okuyana zevk veren bir yapıya sahip olmak. Geç bunu. D'de tekniği ve üslubuyla orijinal eseri karşılayabilmek. Yani çevrilen eserle aynı kumaştan olmak. Ee, yani teknik ve üslub itibariyle orijinal eseri karşılayabilmek. Aynı kumaştan olmak. Bu biraz yakın. Yani D şıkkımız beklesin. De çevrildiği dile doğru ve kusursuz aktarılmış olmak diyor arkadaşlar. Burada e, belki metnin bütününde böyle bir şey düşünebiliriz ama altı çizili kısmın anlamını bize soruyor arkadaşlar. O zaman e, yan yana aynı kumaştan olmak ifadesine yakın ancak burası olabilir arkadaşlar. Peki geldik son iki sorumuza. E, bu parçada sözü edilen yazarla ilgili hangisi söylenemez demiş bize. E, metnimizi bir okuyalım isterseniz. Said Faik 1930 yıllardan itibaren sanat ve edebiyat dergilerinde en çok konuşulan, sanatından en çok sanatına en çok öykünen edebiyatçıların başında gelir. Türkiye öykü hikayeciliğine getirdiği yenilikler sayesinde edebiyatımızın en önemli isimleri arasında e, anılma hakkına sahiptir diyor. En önemli arasında Benim dediği dilden insan ve doğaya karşı tutumuna kadar sıra dışı bir yazar olan Said Faik'in bir de şiir kitabı vardır. Said Faik edebiyatının neredeyse bütün dallarına etkisi o kadar büyüktür ki kim yazarlar onun ölümünün edebiyat ve şiire duraklama getirdiği düşüncesindedir. Buradan yola çıkarak Said Faik'in başta ikinci olmak üzere şiir akımları üzerinde etkili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz diyor bize. Peki Aşık'ın da okulların sanatsal algısını değiştirmiştir diyor arkadaşlar. Bir defa e, okulların edebiyat dünyasında ne yaptığını söylüyor. Yani e, işte öykücülüğü dışında e, şiir yazmış diyor. E, i̇şte edebiyat dünyamıza yeni bir soluk getirmiş diyor. Sonraki kuşakları etkilemiş diyor edebiyat kuşaklarını. Ama okurla alakalı bir şey söylemedi. Bu bir tuzak arkadaşlar. Beklesin. B'de edebiyatımızda önemli bir taşı diyor. evet önemli isimlerinden demişti zaten. Özgün niteliklere sahip olmak, zaten sıra dışı olmak değil mi arkadaşlar, yenilikler yapmak nedir? Özgün olduğunu gösterir. D'de edebiyatın farklı alanlarında eser vermişti derken, hikaye dışında şiir de yazmıştı, giden. E'de kendinden sonra gelen edebiyat kuşakları üzerinde etkili olmuş derken, burada ikinci yeni falan filan diyor, bunlar üzerinde etkili olduğunu söylemişti. O zaman A şıkkını ne yapıyoruz? Şartlıyoruz. Peki geldik son sorumuza. Bu cümlelerle ilgili hangisi yanlıştı diyor bize? Bir de karşılaştırma yapılmıştır denmiş. Bir defa ben bütün denemelerde söylüyorum. En kelimesi varsa, en varsa diğerlerine göre endir. Yani karşılaştırmayı direkt eleyebilirsiniz. B'de neden sonuç ilişkisi vardır demiş bize. Bakalım Türk hikayeciliğine getirdiği yenilikler sayesinde Edebiyatımızın önemli isimler arasında Anıl hakkına kavuşmuştur. Niye e, önemli isimler arasında Anıl hakkına kavuşuyor bu adam? Çünkü birçok yenilik yapmış da ondan. Yani neden sonuç var? Peki C şıkkında ne diyor? Genelleme yapılmıştı diyor. E, benimsediği dilden insan ve doğaya karşı tutumuna kadar sıra bir yazar olan Said Faik'in bir de şiir şey kitabı vardı Yani bir genelleme. Said Faik hikayelerine şöyledir şiirlerinde böyledir gibi arkadaşlar. Bir genelleme ifadesini bu cümlede ne yapmıyoruz? Görmüyoruz arkadaşlar. Bir beklesin. dörtte e, bir kanı dile getirmişti diyor. Said Faik'in edebiyatının edebiyatın neredeyse bütün dallarının etkisi o kadar büyüktür ki kimi yazarlar dikkat onun ölümünün edebiyat ve şiire duraklama getirdiği düşüncesinde diller diyor. Yani kanaatlerini dile getirmişler. Düşüncelerini, kanlarını dile getirmişler. Bu da gider. beşte çıkarında bulunmuştu diyor. Nitekim Buradan yola çıkarsak diyor. Bakın artık bir çıkarım yapacak. Said Faik'in başta ikinci yeni olmak üzere şiir akımları üzerinde etkili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz diyor. İşte çıkarım yapmış. Bu da gider. O zaman C şıkkını işaretliyor ve deneme sınavımızı bitiriyoruz. Evet güzel bir deneme sınavı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, umarım başka denemelerde yine görüşürüz. Ee, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.